Uğur Bey'le konuştuk. O bir Bağdın Bağdın'ı bize kısaca özetti. Önemini anlattı. Şimdi siz dünden itibaren orada görüşmeleri sürdürüyorsunuz. İki tane net sorun var. Kesmeyeceğim çünkü Almanya-Türkiye bağlantısında sorun olmaması için. İki net soruyu sorayım. Bir, nasıl gözüküyor? Hava nedir? Türkiye 2025 yılında koruma teminatı, sigorta koruma teminatı bulunacak gibi mi? İkinci önemli soru da bulunacaksa maliyeti yüksek mi olacak? Geçen sene yüksekti. Yoksa makul mü olacak? Sözü size bırakıyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim Noyan Bey. Aslında havadan başlayalım. Hava geçen seneye göre daha iyi. Geçen sene çok yağışlı ve çok sert bir hava vardı iklim olarak. Bu sene daha serin olmakla birlikte daha yağışsız ve daha ılıca bir hava var. Aslında bu piyasalarla özdeşleştirdiğimiz zaman geçen seneki kadar sert bir piyasayla karşı karşıya olmayacağımızı gösteriyor bize ve gerçekten de realizatörler hani sermaye ve kapasite açısından problemleri olmadığını vurguluyorlar. Fakat Türkiye'nin özel bir durumu var. Türkiye'den çok sayıda sigorta şirketimiz her zaman olduğu gibi Bağdın Bağdın'da ikili görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Fakat bu sene Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kapasite beklenen Marmara depremini de dikkate aldığımızda 2-3 milyar dolarlık bir kapasite artışı talebi var Türk sigorta şirketlerinin. Dolayısıyla bu Türkiye için geçen seneki kadar sert olmasa da ama fiyatlarda belirgin bir iyileşme olmayacağını gösteriyor. Çünkü kapasitede söylediğim gibi bir artış talebi söz konusu. Özellikle 2025'e doğru reasörlerin bu artan sermayeleri ve kapasiteleri sebebiyle sanki piyasalarda 2025 ve sonrasında rekabet artacak ve piyasalar biraz daha rahatlayacak. Ama 2024 yılı yenilemelerine baktığımızda yani bizim 2025 yılı yenilemeler açısından baktığımız zaman sanki Türk sigorta şirketleri kapasite problemi yaşamasalar da yani kapasitelerini bulsalar da tretelerini tamamlasalar da ama fiyatlarda geçen sene ki kadar sert bir yükseliş olmamakla birlikte fiyatların aşağıya gelmeyeceği ya da bir miktar yukarıda seyredeceğini açıkçası ilk günkü görüşmelerde gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Evet, Türkiye'nin artan deprem riski ve doğal afet riskleri sebebiyle bir kapasite sorunu yaşamayacak. Kapasite bulmakta bir problem olmayacak. Sigorta şirketlerimiz anlaşmalarını tamamlayarak en azından ön görüşmelerinde prensip anlaşmalarını tamamlayarak Bağdın Bağdın'dan dönecekler ve yıl sonuna kadar da bu anlaşmaları gerçekleştirmiş olacaklar. Fakat fiyatlarda geçen seneki kadar sert bir yükseliş olmamakla birlikte bir miktar fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabilecekler. Bu işte artan prim hacmini dikkate aldığımızda belki oransal olarak total maliyetleri çok artırmayacak ama ufak bir fiyat artışıyla konu kapanacak gibi gözüküyor.